Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum dostum. Hiçbir fikrim yok. Zaten hiçbir işe yaramıyorum. Ama hala yaşıyoruz. Aç olabiliriz, üşümüş ve kaybolmuş olabiliriz. Ama hala yaşıyoruz. Ve hala bir ekibiz. Bizi buradan çıkarabileceğini biliyorum. Hadi gel, bir şeyler yiyelim. Balık cipsi mi yoksa diyet balık cipsi mi? Haklısın dostum, ben bunu yapabilirim. Piknik alanı bulabilirim. Diyet balık cipslerini ben alabilir miyim? Neden onu yiyorsun ki? Önümüzde doğal bir süpermarket dururken. Ne? Şu ağaca bak Darwin. Küçük parçacıklardan oluşmuş. Ve onlar da daha küçük parçacıklardan meydana gelmiş daireler. Dairelerin içindeki başka küçük daireler. Her şey dairelerden oluştuğuna göre yiyecekler de dairelerden oluşur. Yani bu taşla tavuk budu arasında hiçbir fark yok. Hadi gel onu yiyelim. Dairesel tavuk butlarının tadı taş gibi. Endişelenme dostum. Etrafta dairelerden oluşan bir sürü şey var. Zaten hayatın kendisi de bir daire değil mi? Öyle mi? Hayat da mı dairelerden oluşuyor? Dairelerden bile daha iyi. Etten oluşuyor. Ama silahımız yok. Bir dakika Darwin. Benim silah ihtiyacım yok. Pençelerim var. Ben bir yırtıcıyım. Yüklememe baksana. Hadi ona yaklaşalım. Gumball. Benim pençem yok ki. Ama yengeçlerim var. Ben de ona tokat atarım. Dur. Ona gizlice yaklaşmaya çalışıyoruz. Hadi yakala onu. Önce sen. Tamam. Onu şimdi yiyebilir miyiz? Belki daha küçük bir şey denemeliyiz. Neden sırıtıyoruz? Gumball, lütfen lütfen onu yeme. Ya o ya biz dostum. Bir şeyler yemeliyiz. Ama şuna bir baksana. Ne kadar tatlı. Haklısın, bunu yapamam. Özür dilerim ufaklık. Güle güle. Özgürlüğünün tadını çıkar. Hayallerinin peşinden ayrılma. Çok güzel bir hayatın olsun. Çok korkunç. Doğanın kanunu bu Darwin. Yemek zincirinin en sonundaydı. Peki şimdi en sonda kim var? Sanırım gitti. O da neydi? Benim karnım. Başka yırtıcıların dikkatini çekeceksin. Ama karnım aç. Yemekten bahsetmekten vazgeçer misin? Peki. Ben üşüdüm. Ah pekala. Hadi ateş yakalım. Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Ne oluyor? Yatmıyor işte. Hayatın anlamı ne? Hayatın anlamı, hayatın anlamı, hayatın anlamı ne? Böyle bir soruyu kim yanıtlayabilir? Buradan biri olamaz. Araştırsak iyi olacak. Çocuklar, bekleyin. Cevabı biliyorum. Çocuklar, cevabı biliyorum. Bekleyin. Beni bekleyin. Cevabı biliyorum. Larry, sence hayatın anlamı ne? Çalışmak. Faydalı olmak çok önemlidir. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim.
Bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim. Bütün gün çalışırım, uyurum ve işe giderim. Kalkarım, uyurum, çalışırım, işe giderim ve eve gelirim. Bütün gün çalışırım. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim, bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Duş alırım, işe gelirim, bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim, bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Kalkarım, duş alırım, işe gelirim, bütün gün çalışırım, eve giderim ve uyurum. Bunun işine yarıyor olabilir ama bence hayatta bundan daha fazlası var. Evet, var. Çünkü ben hayatın anlamının diğerlerine karşı iyi olmak olduğuna inanırım. Çünkü birine yardım edersen bir gün o da başkasına yardım edebilir ve dünya daha iyi bir yer olur. Tamam, eşyalarını dağıttık. Şimdi de suratını dağıtacağız. Lütfen izin verin, lütfen. Lütfen, siz de iyi yürekli olun. Yardım edin. Evet, yardımseverlik evde başlar. Biz de zaten oraya gidiyorduk. Anne, sence hayatın anlamı ne? Bu çok zor bir soru. Herhalde şu olmalı. Düşmanlarınızı ezin, önünüzde diz çökmelerini sağlayın ve kadınların haklarından büyük bir zevk alın. Ya da bir aile kurun, yaklaşık olarak aynı şey. Hayatın anlamı mı? Evet, ben kendi hayatımı duyuların tatmin edilmesine adadım. Tam bir tatmin ve zevk alma duyusu var olmanın en temel biçimidir çocuklar. Bu sadece tıkınmaya benziyor. Evet, ama felsefi olarak. Toga seni filozofa benzetmiş. Bu bir toga değil, bu tüm vücut önlüğü. Ne yazık ki tüm vücut sayılmaz. Ne var? Hayatın anlamı ne? Hayatın anlamını öğrenmek için kendinize olabildiğince çok şey öğrenerek geliştirmeniz gerek. Bu şekilde diğer soruları cevaplayabilirsin. Evet, kesinlikle. Örneğin bir köpeği öpmek miydir yoksa bebeğin salyasının ağzına akması mı? Ya da elinde ayak mı isterdin yoksa ayağında el mi? Ya da insan sadece kedi saçını yiyerek ne kadar hayatta kalır? Ne yapıyorsun? Sadece üç cümlede her şeyi öğrenmek istediğimi ispatladınız. Eğer bilgiye ulaşma hedefimin bir anlamı yoksa ben de ikinci en iyi şeyi yaparım. O nedir? Mutlu cehalet. Bambol, burada ne yapıyoruz? Hayatın anlamı sorusuna kim tabiat anadan daha iyi cevap verebilir ki? Hadi bu küçük sincaba soralım. Ne dedim ki ben şimdi? Ona kendi gübresinden daha kötü koktuğunu söyledin. Dur ben deneyim. Our friend was trying to sweeten that the meaning of life is to eat or be. Alas, poor snake, his life was fleeting, for the meaning of life is to eat or be. Allow me to finish what the bird was tweeting. The meaning of life is to eat or be. Sorry, our song just keeps repeating, but the meaning of life is to eat or be.